çok 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 kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bu hakem yönetimini tahmin etmemize rağmen, çünkü bu hakemimizin daha önce de burada bazı performansları var. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatmaya çalışan, teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kat be katlar vermek üzerine yoğun bir çaba sarf eden bir saha yönetimi vardı. Çok üzgünüm bu konuşmayı yaparken. Çünkü çok direndim. Bu kirli zihniyet geldiğimiz noktada da Galatasaray'ın haklarını da savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de herkesin bilmesi isterim. Türkiye Futbol Federasyonu'na geçeyim. Halil Umut Meler'in maç raporunda kendilerinin açıklamasını isteyeceğim. Daha önce de bunu konuştuk. Zaten bazı kulüplere el altından hakem raporlarını veriyorlar veya o kulüpler elde ediyor. Biz de Halil Umut Meler'in ve ekibinin bugün göstermiş olduğu yönetimin raporlarının açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Bu rapor iki işe yarayacak. Birincisi, hakem performansının nasıl değerlendirilip değerlendirmediğini hepimiz görmüş olacağız. Aslında sadece hakemin değil, gözlemcilerin de performansını değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu da maçlara gelen üyeleriyle ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Galatasaray'ın stadında gelen Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkilisi burada nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Bizim stadımızda nasıl davranacağını bilmeyen federasyon üyelerini de buraya göndermeyin bir daha. Biz ev sahipliği yapmayacağız. Fenerbahçe yönetimine çok iyi bir ev sahipliği yapmaya çalıştık. Tekrar söylüyorum, onların galibiyetine de bir gölge düşürmek istemiyorum. Ama Galatasaray'ın stadyumunda kimse bunu Galatasaray yapamaz. Bir ufak serzenişim de Sayın Ali Koç Başkan'a yaptım. Yani o da sağ olsun bizle beraber iyi niyetli bir şekilde bu ortamı yumuşatmaya çalışıyor ne zamandır. Fenerbahçe'nin attığı golden sonra yedek kulübesinin bizim tribünümüzün önüne koşarak gelmesi de bu ortama katkı yapmamıştır. Sayın Başkan da sanırım aynı düşündüğümüz için uyarır. Ben de kendi takımlarımızın da sahada aynı şekilde davranması çok mühim ki bu gerçekten girdaptan Türk sporunu çıkarabilirim. Ayrıca takımımıza gelince çok genç bir takımımız var. Bu maç bir kayıp olabilir ama biz geleceğe çok umutla bakıyoruz. Çok önemli mücadelelerimiz var. Bir takımımıza güveniyoruz. Hocamızla beraber bu işi başaracağız. Galatasaray Türk futbolunda yeni bir devrimin öncüsü olacak. Genel olarak çok 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 kötü. Galatasaray'ın kendi sahasında avantajını, yani saha ve seyirci avantajını kullanmasını engelleyecek yorum sergiledi sahada. Bunu da ben açıkçası çok iyi niyetli yaptığını düşünmüyorum. Yani hakem hatası bir hata iki hata olur ama bunlar hakem hatası olmaktan çıkıp bir projenin parçası haline geliyor. Bugün hocamızı sahadan atması, bizim oyuncularımıza verdiği kartlar, verdiği vermediği kartlar, verdiği vermediği fauller, bu arada bizim oyunu hızlandırmaya çalışırken de oyunu yavaşlatmak adına yaptığı tüm kararlar açıkçası bizim oyunumuzu etkiledi. Tabii rakibimizin galibiyetine hiçbir gölge düşürmek istemem. Tekrar onları tebrik ediyorum ama bizim derdimiz hakikaten bu bir örnek. Yani bugün yarın rakibimize de hatalar yaptı. Rakiplerimizin de sahalarında böyle hatalar olur veya maçlarında. Onlarla ilgili de konuşuruz. Hatta diğer başkanları da bu federasyonla, eğer arzu ederlerse, federasyon ve MHK ile yapacağım toplantıya davet edeceğim. Hep birlikte gidelim. Çünkü bu kötü performanslar ve iyi niyetli olmayan hareketler Türk sporunun sorunu. Beraber halledelim. Yani biz kimseye avantaj istemiyoruz. Gelsinler beraber konuşalım. Çünkü bugün bana, yarın sana, hepimize olan şeyler bunlar.